Ben şunun kavgasındayım. Sen Sisi ile yabancı ülkelerin temsilcileriyle istediğin gibi rahatça görüşüp sorunları çözebilirken niye bu milletin evlatlarıyla oturup masada bir araya gelip de sorunları çözemeyeceksin? Altılı masa bu açıdan elbette çok kıymetlidir. Yani biz burada birbirimizle bu topraklarda, bu ülkede doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden nereden gelirsek gelelim, etnik kimliğimiz ne olursa olsun bu ülkenin özgür yurttaşlarıyız. Kederde de sevinçte de. Biz nasıl burada bizi yönetenler oturup da sorunlarını çözüp bir araya gelip de konuşamıyorlar? Benim kavgam bu. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı çağırıp da bu insanlarla görüşemiyor veya bu yönetenler muhalefet Sayın Cumhurbaşkanı ile oturup da bu sorunları çözüme kavuşturamıyor? Yani gidip yabancı... Şimdi bakın Esad'la görüşeceğiz değil mi? Ya şimdi şunu söylemek şu anda zamanım değil ama diyoruz ki kardeşim çözülsün. 2011 yılında batırdık bu işi biz. 2011 yılından nereye geldik 2022 yıl, 2023 yılında? Başladığımız yere döndük. Sıfırları attık. Doğru. Alım gücümüz arttı dedik. Sevindik hepimiz. Ama 2023 yılında insanlar ekmeğe muhtaç hale geldi. Bunu konuşmayacak mıyım ben? Emeklinin hakkını savunmayacak mıyım? Gencin hakkını savunmayacak mıyım? Erdoğan veriyor onları zaten. Ulufesini istemiyoruz. Hediyesini istemiyoruz. Bırak. Pazartesi günleri ne verecek diye beklemek istemiyoruz. Böyle onları bir dünya istemiyoruz. Onları ezdirmiyor. Gençler bunu istemiyor. Ya o senin gençlerin. Gençler o. Bunu istemiyor. Senin gencin o. 5500 lirayla emekli yaşamak istemiyor. Ben yaşayamam diyorum. 10 bin lira ver. Sen 10 sen bin lira ver. Sen istediğin kadar o rakamlarla ya, şu şöyledir bu böyledir de mızrak çuvala sığmıyor Erdoğan Bey. Benim söylediğim bu. Tamamlayın ve lütfen. Şöyle söyleyeyim. Benim diyorum söylediğim şu. Yarın yapılacak seçimlerde seçilecek herhangi bir kişi de tekçi modelle ben her şeyin üzerindeyim, mühür bende, Süleyman benim derse, bugün nasıl tartışmalarımı, eleştirilerimi ortaya koyuyorsam o kişiyle de aynı şekilde kavgamı sürdürürüm. Esas olan Türkiye Cumhuriyeti'dir diyorum. Esas olan demokratik hukuk devlettir. O zaman diyorum ki kardeşim bizim sorunlarımız var mı? Sorunlarımız ortak mı? Bu milletin evlatları mıyız? Kardeşim o zaman gelin birlikte çözelim bunu diyorum. Ve şunu söylüyorum. Şimdi mesela bak bu senenin en büyük sıkıntısı kuraklık, yağış yok. Evet, büyük dert. Kimse de büyük konuşmuyor. Dert. Hiç kimse konuşmuyor. Görüyorum, tasalanıyorum. Torosların tepesinde kar yok. Uludağ yeni yağdı işte. Bak yok. Bugün haber vardı. Ben tasalanıyorum. Çünkü niye? Bu milletin evladıyım. Benim tuzumun kuru olup olmaması değil. Benim karnımın hükümet doyması yetmiyor. Hükümet kaç tane oturum yaptı, toplantı yaptı, miting yaptı. Ben şunu söylüyorum size. Bu konu hükümet kaç kere açıklama yaptı ya? Bu sadece hükümet haberi verecek de bir mesele değil. Ben diyorum ki naslarla, bazlarla enflasyon düşmez diyorum. Enflasyonu ekonomi bilimindeki modellerle düşürürsün. Bak al, beğenmediğin Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu düşürüyor. Faiz arttırdı, ne oldu? Ne oldu? Battı mı? Ne oldu? Cari açına baktım Amerika'nın. Sen faiz sebep enflasyon Amerika'nın sonuç. Amerika'nın cari açını da bak, söyle. Sen faiz sebep. Trilyon. Bak sen dedin ki 23 Eylül. Ben o ya cari açını da söylesene Amerika'nın. Dikkat edersen savunma sanayi. Cari açının 6 trilyon yıllık cari açını da niye bak, söylemiyorsun? Bak arkadaşlar ben savunma sanayinden dayanan ondan Amerika dolayı cari açı Birleşik var. Devletleri ve Fransa örneğini vermedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi Japonya, gelin. Almanya, Güney Kore, Vietnam ve Malezya'dır. Bizim yakalamamız gerekenler. Hocam ve tamamlayın şunu lütfen bu bitiriyorum. Için. Diyorum ki faiz sebep enflasyon sonuç hipotezi çökmüştür. 23 Eylül 2021 tarihinde %19 faiz dedin. %19 enflasyondu. Geldiğin yer sen faiz %9 diyorsun, enflasyonu TÜİK'e rağmen tutamıyorsun. Bak ben biraz önce size değişen yarının değişecek fiyatlarını etiketlerini verdim. Arkadaşlar bunlar Patagonya'dan değil. Başka ülkeden değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden fiyatlar. Sadece marka veyahut da yasak olduğu için veremiyorum. Yoksa hiç rahatım, benim hiç sıkıntım yok. Çünkü söylediklerimiz sahte değil, yalan değil. Bu ülkenin gerçekleri. Yarın sabah 7 gün 24 saat yaşayan insanların karşılaşacakları sorunlarla biz burada hemhal oluyoruz. Ve şöyle bitiriyorum. Şimdi Ocak ayı itibariyle Brent petrol fiyatlarının düşmesine rağmen hükümetten ne kadar indirim alıyoruz biz mazottan? Ne kadar aldık? Benzine yine zam dediler. Bu gece 80 kuruş zam var. Şöyle söyleyeyim, yapılacak indirime ilave olarak KDV ve ÖTV indirimi yaparsa, bakın öneri de getiriyor, sanayicinin, nakliyecinin maliyeti düşer. Bu durumda esas ürün fiyatlarına böyle yansır diyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Özel tüketim vergisi diyorsun. Ana paraya koyuyorsun, onun üzerinden bir de katma değer vergisi alıyorsun. Ama sonra birisi diyecek ki kardeşim ne yapacak? Doğru.
Doğru diyorum ben de. Senin gelire ihtiyacın var. Ama bu karşılaştığın maliyetleri, seçim odaklı yaptığın bütün bu tasarrufla veyahut da bütün bu harcamalar bize yol su elektrik olarak dönecek diyorum. Onun için soruyorum, biz seçimden sonra ne yapacağız? Hiçbir şey olmaz. Cem soruyor. Bak Türkiye Cumhuriyeti batmaz. Hiçbir şey olmaz. 85 milyonluk bir pazarı kimse batırmak istemez. Ama ben şunu söylüyorum. Kimse batıramaz bak, zaten ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Batırmak isteyen sen ki. Merkez Bankası'nı dünyayla koordineli olarak bağımsız hale getirmedikçe diyorum. Sen tavizli hukuk sistemini inadına uygulamaya devam ettikçe diyorum. Sen ahbap çavuş ilişkine devam ettikçe. O önemsemediğin kamu ihale kanundaki ihale usullerini tatbik etmeyip de istediklerine sağa sola pazarlık usulüyle ihaleleri verdikçe burada sen hukuk güvenliği hakkını tesis edemezsin. Mesela biraz önce Hacı kardeşim söyledi ya, hukukta çok iyi. Hayır, değiliz. Hukuk güvenliği hakkında Türkiye Cumhuriyeti iyi değil. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı var. Anayasada yazılı, kanunda yazılı ama uygulaması. Sen yer ve yetki güvencesini, coğrafi teminatı bile tanımamışsın hakimine, savcına. Sen hangi iyi hukuk sisteminden bahsediyorsun? Hocam, belki son, iktidara son yakın cümleyi olduğundan, alayım. Belki bağlayın. İktidara yakın olduğundan o konforu istedi olabilirsin. Ama önemli olan sadece bazı şahıslar veya ülkenin bir kesimi için yargı bağımsızlığın, tarafsızlığının hissedilmesi değil. Hukuk güvenliği hakkının esas muhalif olanlar tarafından hissedilmesi. Sen bugün iktidar yanında yer alanlara, Cumhurbaşkanlığa hakaret edildiğinde, yapılan muamele muhalefette olanlara yapıldığında aynı şekilde olabiliyor mu? Hayır. O yekne saklığı göremiyorsun. Ve ülkede şunu söylüyorum. Keyfi mesela yabancıların gönderilmesi. Göndereceksin kardeşim ya. Ya bu ülkenin kıt kaynakları var zaten kardeşim. Bu ülkede ev almak istiyorsun, milyonlar konuşuluyor. Kiralamak istiyorsun, on binler konuşuluyor ya. Sen önce Türk milletinin evlatlarını gözeteceksin. Bizim söylediğimiz bu, bizim kavgamız bu. Peki hocam, size tekrar geleceğim. Çok teşekkür ederim. Hacı sen de lütfen. Teşekkür ediyorum. Sonra da bana geleceksin. Evet. Şimdi genel hatlarıyla konuşulanlardan yola çıktığımızda altılı masadan başladık. Ekonomiyle devam ettik. Peki gerçekler nelerdir? Gerçekten ne oluyor diye baktığımız zaman Kıbrıs'taydım. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan var, Devlet Bahçeli var. Büyük Birlik Partisi'nden Mustafa Destici var. Bir de Fatih Erbakan var. Ben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a dedim ki, Sayın Tatar, niye dedim başka kimse yok? Yani CHP Genel Başkanı, İYİ Parti, Kıbrıs'ın kurtuluş günü kutlanıyor. Yani ortak bir gün. Niye dedim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, onu davet edelim, diğerlerini davet etmeyelim mi dediniz diye sorduğumda şunu söyledi. Hayır, bizzat ben Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak muhalefet partilerini davet ettim. Fakat gelmediler dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da o gün sitem etti. Dedi ki Kıbrıs'a biz geldik, niçin muhalefet liderleri böyle ortak bir güne gelmiyorlar dedi.